Lasker, siyahlar, Vasya Pirts. Bu Moskova 1935 turnuvasında oynanıyor. Yani Lasker bu sırada 67-68 yaşında. Şimdi, bu görebildiğiniz gibi bir Sicilya savunması. Siyah açılışta yine bu C6'daki adı işte efendim A5, C4'le beyazın filinden almakla biraz fazla vakit kaybetmiş. Yani böyle uzun vadeli bir avantaj elde ediyorum derken gelişim meselesini biraz samsaklamış. Bunun sonucu olarak da tahtada veziriyle bir tek atı var gelişmiş olan, diğer bütün taşlar yerinde. Beyaz bütün hafif taşlarını çıkmış, rok atmış, kalesine F2'yinden oraya girmiş konumda. Son hamlesiyle F çarpı E6 alıyor, F2'yini açıyor. Şimdi burada siyahın ne yapması lazım? Yani diyelim ki kötü bir konuma düştü Vasya Pirts. Ama hala az da olsa direnme ya da rakibin en azından işini zorlaştırma, onu hassas dakika neden bulmaya zorlama denemeleri olabilir, değil mi? Böyle yapmamalıyız. Burada siyahın en iyi olanı bunu fille almamış. Pirts oyunda başka türlü oynuyor ve çok parlak bir yoldan kaybediyor. F eliyle alıyor E6'yı. Peki siyah fil E6 oynayıp bu taşını çıktığı zaman beyaz nasıl üstünlük elde eder? Daha önce görmediyseniz böyle bir manevrayı tahta başında bulmanız biraz zordur. Fakat bu tür konumlara ve açılışta gelişim denen hadiseye aşinaysanız sizi bu hamleye doğru yönlendirecek bazı oklar var. Şimdi burada beyaz açık üstün. Diyorsunuz ki E4'ü niye bıraktın? Ya da yani D5'i de alabilir. Olay şu ki E4'ü ya da D5'i aldığınız zaman hatlar açılıyor. Hatların açılması kimin yararındadır? Daha iyice işbirliği o tarafın yararındadır. Yani siz piyon almakla uğraşırken adamın gelişmiş taşlarının hemen saldırıya geçebileceği hatlar açıyorsunuz. Mesela kale E1. Siyahın şahı da merkezde. Yani şahımız G8'de olsa, kale başka yerde olsa tamam alalım bu E4'ü D5'i ama şahımız merkezdeyken, üstelik rok atması için de biraz vakte ihtiyaç varken bunu yapmak biraz riskli olabilir. İsterseniz bir tane varyantı görelim. Mesela at çarpı D5, değil mi? E5, fil D5. Tamam ne oldu şimdi? Benim başıma ne gelecek burada? İlginç bir durum. B3. Ver bizi. Vezir Cevice'de fil F2. Siyah'da bir şey öğreniyoruz. Siyah burada ne oynayacak? Şimdi hem gelişim ki geri, hem D5'teki fil boşta, şimdi atı bir yere açıp D5'i isteyeceğim, o yüzden zaten fil F2 kaçtı. Hem de kısa rok atmak istiyorsa siyahın bir de fil E7 çıkması lazım, vakit kaybı. Uzun rok atarsa bu sefer ona göre bazı zorluklar olacak. Mesela fil E7'ye vezir E2. Açmaz, gene rok attırmıyor. Şah F8'e, vezir H5, ver fili. Fil E4'e, at E6 şah. Şimdi bu şahı nereye gideceğiz? F6 aldığımız zaman F2'nin açıldığına dikkat edelim. Fil D4 şahı da açarak şah. Vezir düşer. Dolayısıyla almak gibi bir lüks yok. Şah K8 kaçacak belli ki. Değil mi? Şimdi fil D4. Ver vezir F7 batı. Ver veziri. Fil G6. Fil çarpı C3, fil H5, atıyorum at G7, bir şey G7 derken verdiği piyonu geri alıyor beyaz. Bir de üstüne siyahın taşları hala çıkamamış vaziyette. Bütün olay burada siyahın gelişim eksikliğinden güçlü, gelişimi elde tutan biçimde yararlanmak. Dolayısıyla bu D5'leri alayım, işte bir piyon daha kazanayım, şöyle yapayım, böyle edeyim. Yaklaşımları genellikle iyi sonuç vermiyor. Yalnız beyazlar da dakik oyun bekliyor tabii yani. Bunu da gözden kaçırmak olmaz. Beyazın hamleleri de her zaman çok kolay bulunabilir cinsten değil. Ama herhalde bu tür savunmaların biraz sıkıntılı olacağını görmüş ki Pirts de gayet
doğal diyebileceğimiz bir hamle yapıyor. F çarpı E6. Lasker de bu oyunu ünlü yapan kombinasyona başlıyor. Kale alır F6. Olay şu. Şahın savunmasına yardım edebilecek çok önemli bir taş. Yani siyahın vezir dışında gelişmiş tek taşı. Tahtadan kalkıyor ve bu at buradan gidince vezir açta şah diyerek rakip konumun içine dalıyor. Karşılığında beyazın verdiği ilk kalite. Ama ne türden hücum olanakları sağladığını şimdi göreceğiz. G çarpı F6. Vezir açta şah. Şimdi iyi bir savunma yapmak için bu şahı nereye gideceğiz? İlk başta insanın aklı tabii veziri içeri girmesin, hani F7 karesini bırakmayayım diye şah E7 gitmeye yönlendirir kendisini. Ama buna siyah çok parlak bir yoldan kaybediyor. At F5. E çarpı F5 alınca. Şimdi at F5 şah. Vezir F7 şah. Durum kötü. Anlaşılıyor ki bu atların bizi sıkıntıya sokacağı yerlere gidersek savunma olanaklarımız daha az. Yani şah P7 de aslında çok fazla bir şey değiştirmiyor. Vezir F7 şah. File diye. Şimdi atıyorum mesela. At F5 ver bunu. Almaya kalkarsanız vezir boşta. İşler gene kötü. Dolayısıyla Vasya Pirts oyunda şah D8 kaçıyor. Yani hiç değilse vezir tempo ile girmesin. Vezir F7. Beyaz kaliteyi verdi, oynuyor. Çünkü olay şu, kalite fazlasınız ama hangi kaliteyi fazlasınız? Al, fazladan şu kalem var ya da bu kalem. Oyuna bir katkısı var mı? Yok. E zaten herhangi bir savaş sırasında kışlasında oturup bekleyen asker size nasıl yararlı olmuyorsa, oyuna girmemiş taş da istediği kadar fazla olsun. İstediğiniz kadar materyal fazla olun. Oyuna etkisi olmayınca size bir yararlı olun. E şimdi burada siyah. Yani anlamlı bir savunma artık pek yapamaz. File 7 denenebilirdi belki. Yine at F5. Gene alamıyoruz. C4 boşta ya. Vezir C7 ile dönüp E7'yi tutacak. At A4. Ver şimdi at B6'yı. Beyaz burada özel bir şey, taktik bir numara yapmıyor. Beyaz normal bir oyun oynuyor. Yani burada adamın şahı atıyorum G8'de bir yerde de olsa, vezirimiz burada da olsa ne yapacaktınız? Atınızı iyi yere gelmeye çalışacaktınız. Madem fil buraya bakıyor, bir at A4, B6 buralara gideyim diyecektiniz. Beyaz normal oyunda oynuyor. Taşları gayet normal biçimde birlikte çalışıyor. Yani bir sonraki hamlede belki kale D1 gelecek herhalde. Fakat siyah normal oyun damlına hiçbir şey yapamıyor. Taşları arasında hiçbir koordinasyon yok. Sorun da bu. Dolayısıyla bu file 7 hamlesi de pek bir şey sağlayacak gibi değil. Pirt fil B'ye oynuyor. Haliyle tabi vezir çarpı F6 şah. Şah çekildi. Vezir çarpı H8. Birkaç hafta sonra da oyunu terk ediyor.